Cumartesi günü yaptığım videoda boğa kapıyı çalıyor dedim. Herkes bende dalga geçti. Savaş geliyor, resesyon, enflasyon, her yer çöküyor. Sen neden bahsediyorsun hocam?" dediler. Ve ne oldu? Borsa yükselmeye devam etti. Cumartesi günü videosunda bahsettiğim Cuma dibi bu. Biliyorsunuz o videoda şunu anlattım. Cuma günü yaşanan muazzam gap down'a rağmen o gün çok yüksek bir istihdam verisi açıldıydı. Bundan dolayı piyasa çok sert açıldıydı. O düşüşe rağmen piyasa sonradan toparlayıp o günü pozitif tamamlayınca demiştim ki bu yeni bir boğa radisinin başlangıcına benziyor. Bakıyoruz o günden bugüne Nasdaq %3.7 artmış. Fena da değil. Tabi bugün asıl zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Bugün enflasyon verisi, tüketici fiyatları endeksindeki değişim açıklanacak. Türkiye saatiyle borsalar açılmadan önce saat 15.30'da. Dün canlı yayında bununla ilgili beklentimi anlattım. Beklentimin üzerinden kısaca bir daha bir geçelim. Manşet enflasyon tarafından baktığımızda yıllık enflasyon şu anda %3.7 civarında. Yeni yıllık enflasyon hesaplarken bundan Eylül ayı 2022 aylık enflasyon çıkacağız 0.4. Sonra da Eylül 2023 aylık enflasyonunu ekleyeceğiz. Yani 3.7 eksi 0.4 etti 3.3. 10 üzerine ne bekleyeceğiz? Piyasa 0.3 ekliyor ve manşet enflasyon beklentisi 3.6 olarak ortaya çıkıyor. Çekirdek enflasyon tarafında %4.3'teyiz. Buradan Eylül 2022 aylık çekirdek enflasyonu çıkarmamız lazım. 0.5 çıkarıyoruz. 4.3 eksi 0.5 eşittir. 3.8. Bunun üzerine beklenti ekleyeceğiz. Bolsit beklentisi burada da 0.3 yani geleceğimiz yeri 4.1 olarak görüyor. True baktığımızda manşet enflasyon şu anda %2.51 yani 3.6'lık beklentinin epey altında. Ayrıca Amerika'ya çok sayıda yeni göçmen girişi var. Bu yeni göçmen girişi maaş artışlarını engelliyor. İstihdam verisi kuvvetli olmasına rağmen gördüğünüz gibi FED rezervin analizine göre aslında maaşlarda düşüş var. Avrupa'dan gelen enflasyon haberleri iyi. Almanya'daki enflasyon mesela son derece iyi geldi. Enflasyonu en çok tetikleyen konulardan bir tanesi elbette yakıt fiyatları. Orada da Amerika'da aslında son bir aydır bir yavaşlama görüyoruz. Neden? Çünkü dünyada da ham petrol fiyatlarındaki yükseliş durdu ve geriye doğru çekiliyor. Hatta savaş var, petrol kopacak dedik. Pazartesi günü yükseldi sonra o yükselişin tamamı neredeyse geri verdi. Çünkü talep az petrole. Bir de dedi ki biz varil fiyatını 60 doların altına indirmek için önlemlerimizi alıyoruz dedi. Bu çerçevede dün enteresan bir gelişme oldu. Exxon kayadan petrol çıkarmak konusunda çok uzman olan bir şirketi satın aldı. Herhalde bu da yine Amerikan devletinin desteğiyle gidiyor. Orada verimliği artırıp kayadan petrol çıkartarak rekabeti artıracaklar. Kendi kendine yeterliliklerini artırmaya çalışıyorlar. Dün yine gelen başka bir veri Amerika'da petrol üretiminin de hızla artmakta olduğunu gösteriyor. Bütün bunlarla beraber yavaşlayan ekonomileri işin içine koyunca zaten petrol fiyatlarındaki düşmeye şaşırmamak lazım. İşte bütün bunların sonucunda 3832'den 3663'e inmiş benzinin fiyatı. Amerika'da bu da benim bahsettiğim düşüşün ne şekilde ilerlediğini gösteriyor. Bunların dışında kiralarda da düşüş bekliyoruz biliyorsunuz enflasyona en büyük çarpanlarından bir tanesi. Bu ay o exa tablosu detayına girmek istemiyorum. Dün canlı yayına girmiştik ama sonuçta ben de bekliyorum derseniz Manşet enflasyonda ben Wall Street analistleriyle hem fikirim. Ben de bu ay 0.3'lük manşet bekliyorum. Bundan dolayı beklentim yıllık enflasyonun yüzde %3.6 olarak ortaya çıkacağı. Çekirdekte ise ben biraz daha iyimserim. Wall Street 0.3 bekliyor. Ben 0.2 bekliyorum. Wall Street'in yıllık beklentisi çekirdekte %4.1. Ben %4 bekliyorum. Hatta bunun altına bile biraz inebiliriz diye düşünüyorum. Beklentiler çerçevesinde enflasyonun gelmesi borsa için yeterli. Ama beklentiden de iyi gelirse çekirdek enflasyon tarafında benim analizim tutup borsanın yukarı doğru gidişi biraz hızlanır. Bu arada borsa yukarı gitmek istiyor. Aldırmıyor hiçbir şeye. Bakın çok yüksek istihdam verisi geldi aldırmadı. Savaş çıktı aldırmadı. Dün oldukça yüksek bir üretici fiyatları enflasyonu geldi. Beklenen epey üstündeydi. Borsa yine aldırmadı. Borsa yukarı gitmek istiyor. Çünkü Amerika'da fon yöneticileri bu yılı para kazanmadan geçtiler. Nasdaq'taki %34'e ulaşan yükselişe bakıyorlar. Kendi borsa portföylerine bakıyorlar. Bu ralliye bir yerden katılmaları gerekiyor. Elbette bugün enflasyon verisi beklenen çok üstüne gelirse hesaplar biraz karışabilir. Ama orada bile eğer çok aşırı bir şey yoksa ben yine borsanın yukarı doğru yönünü bulmaya çalışacağını düşünüyorum. Temel sebebi de şu. Dün üretici fiyatları endeksi yüksek geldi ama arkasındaki temel sebep petrol fiyatlarındaki artıştı. Borsa bunu geçici olarak görüyor ve şu anda Fed'in tekrar faiz artışına gitmeyeceğini düşünüyor. Fed üyelerinden Bostik'in de bu çerçevede bir açıklaması oldu. Biraz bekleyebiliriz dedi. Oldukça kısıtlayıcı bir faiz oranı ulaşmış durumdayız. Petrol fiyatları bizim kontrolümüzde değil. Bunu söylüyorlar. Piyasada bunu satın alıyor ve hedge fund yöneticileri rallileri kaçırdılar. Onlar da bu ralliye bir yerden atlamak istiyorlar. O yüzden bence yön yukarı. Ama tabii belli olmaz. O yüzden tedbiri girin tabii elbette bugüne de hedgelerimizin her zaman kuvvetli olması gerekiyor. Bugün saat 16.00'da YouTube katıl ve haddini aç kulübü üyelerine canlı yayın açacağım. Enflasyonu değerlendireceğiz birlikte. Saat 4'e kadar ben de başka bir çalışmadayım. 4'te atacağız önümüze enflasyon raporunu beraber canlı değerlendireceğiz. Henüz YouTube katıl üyesi olmamışsanız mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. Kısa bir video oldu ama dünkü uzun canlı yayını bir özetlemek istedim. Çünkü bazı arkadaşlarına öyle bir talep geliyor. Haklı olarak diyorlar ki hocam uzun videoları izleyemiyoruz. Bir de dün internet bağlantı kötüydü. Gördüler falan da berbat oldu. O da dolayı böyle bir kısa bir özet geçmek istedim. Piyasa yukarı gitmek istiyor. Ne yüksek istihdam, ne yüksek enflasyon, ne savaş aldırmadan yukarı doğru gidiyoruz. Umarım ki bu böyle devam eder. Sevgiyle de kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.